Şunu da çekebilirsiniz. Çalışırken. Eğer erken teşhis olursa, burada da gösterdiğimiz gibi sadece tümörün olduğu bölgeyi geniş bir alan bırakarak, minimum mümkünse 2 santime kadarlık bir cerrahi sınır bırakarak o bölgeyi temizlemek erken tedavide önemli yer tutuyor. Meme kanserinde tedavisinde olmazsa olmazlarımızdan birisi de koltuk altı lenf bezlerinin temizliğidir. Ama son dönemlerde özellikle yaptığımız çalışmalarda sentinel lenf nodu dediğimiz, burada ameliyat sırasında nöbetçi lenf bezini bularak o lenf bezini çıkarttıktan sonra ameliyat sırasında patolog tarafından burada kanser olup olmadığı araştırılıyor. Burada üzerine düştüğümüz noktalardan birisi kadınlarda en çok gördüğümüz, Türkiye'de de çok fazla olan, tüm dünyada çok fazla olan bir meme kanseri tablosundan bahsediyoruz. Maalesef 8 kadından birisinde meme kanseri açığa çıkıyor. O yüzden diğer kanserler değil de meme kanseri farkındalık ayı olarak var. Nedenlerden birisi de tedavisi mümkün olan bir kanser grubu. Diğerleri gibi evet var ama meme kanseri erken teşhis ettiğinizde kür şansı olan bir kanser grubu olduğu için özellikle üzerine çok düşüyoruz ve çok yoğun olduğu için. Özellikle kadınlar başımızın tacıdır, onlara bir şey olsun istemiyoruz. O yüzden özellikle kadınlarımızdan istediğimiz evet doktora yılda bir veya 6 ayda bir periyodik olarak gelecekler ama bunu evde de kendileri teşhis edebilirler. Memelerini tanıyacaklar. Meme dokusunu bilecekler. Her kadının meme dokusu aynı değildir. O yüzden ayda bir özellikle banyodayken kendi meme dokularını muayene etmelerini istiyoruz ki meme dokusuna alışsınlar. Ki farklı bir yapı oluştuğunda bize arada biri gelecekler. Ama bunu erken görürlerse, erken teşhis ederlerse meme dokusunda alıştıkları dokunun haricinde bir sertlik, bir dokuda çekilme, ciltte çekilme, meme başında kalının bir akıntı tarzı kanser lehine olabilecek bulguları erken tespit ettiklerinde hemen doktora gelecekler. O zaman erken teşhis etmiş oluruz ve bu o hastamızın, o kadınlarımızın erken kurtulmasına, kür bir tedavi olmasına sebep olacaktır. Çalışan dokuda hasar az oluyor. Hani atasözümüz vardır, işleyen demir parıldır. Meme dokusunda ne kadar çok süt verirse o kadar çok risk azalıyor. Ne kadar çok süt vermek için çok doğum yapmak gerekiyor, çok emzirmek gerekiyor. Meme dokusu görevini yapmış oluyor. Bu şekilde nedir? Ne kadar çok görevini yaparsa riski minimuma düşürmüş oluyorsunuz. Kanser riski azalıyor. O yüzden tabii ki kadınlarımıza önerimiz ne kadar çok doğurlarsa, ne kadar çok emzirirlerse, tabii ki bu yani bir meme kanseri olmayalım diye çevirmeyeceğiz. Bakabildikleri kaliteli çocuk yetiştirmeye bakacağız. Ama çocuklar olduğu zaman da minimum olabildiğince eğer mümkünse en az 2 yıl iyi bir süt verme riski azaltacaktır. Kadınlarımızdan istediğimiz düzenli olarak periyotları ihmal etmemeleri, hekim muayenesini ihmal etmemelerini, hekim muayenesiyle birlikte uygunsa meme ultrasonu, mamografi birlikte yapmaları, bu bir masanın ayakları gibidir, saç ayağı gibidir. Bunu birlikte değerlendirdikten sonra ancak ve ancak bir kanserden veya diğer bir hadiseden şüphelenip daha ileri inceleme yapabiliriz. O yüzden hastalarımızdan istediğimiz yılda bir muhakkak periyodik muayenelerini yapmaları, hekim önerisi varsa 6 ayda bir veya 3 ayda bir mevcut tabloya göre değerlendirme yapmaları ama asıl önemlisi kendilerini muayene etmelerini unutmamaları gerekiyor.